bu sezon su anlamında, yağmur anlamında epey bir bereket var. Mutlaka bereketin artıları olduğu gibi eksileri de oluyor. İşte bazı köy yollarında bilhassa aşırı yağmurdan kaynaklanan mağduriyetler söz konusu. Mutlaka bura Allah'tan gelen bir şey ama biz de tabii vatandaşlarımızı mağdur etmemek anlamında tedbirlerimizi almak zorundayız. İşte bu Gökköy yolunda başımıza geldi. Anında ilgilenmesi, İnegöl ekiplerimiz müdahale etti. Mağduriyet giderildi. Fakat Gökköy halkımızın başka bir derdi var. Yolun kısaltılması ile ilgili. Çünkü bildiğiniz gibi orası şeyden dolayı, lojistik köyden dolayı yol biraz daha şekli değiştirilip uzatıldı. Gökköylülerin, köy halkımızın talebi eski yolun kısaltılıp o uzun yoldaki mağduriyetlerin giderilmesini istiyorlar. Biz de bununla ilgili çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İnşallah o anlamda da bir başarıya ulaşacağımızı inanıyoruz. Önümüzdeki bir iki ay içinde daha net bilgi verebileceğiz arkadaşlarımıza ama inşallah Gökköylerimizi de o mağduriyetten kurtaracağız. Asfalt güzel, mutlaka bu yolu yaparken kot farkının da biraz daha yüksek olmasına dikkat edeceğiz ki yani yağmurdan vesaireden mağdur olmasınlar diye. Sonra ne oldu? İşte küçük bazlanınca köy deremiz taştı. Tabii deremizin taşmasından dolayı biraz küçük bazlanınca köyümüz de mağdur oldu. Onunla ilgili de DSİ ile görüşmelerimiz devam ediyor. Kısa zamanda derenin ıslah çalışmalarını tamamlayacağız. Tamamladıktan sonra bu mağduriyette gidecek. Bir yandan da bütün bu yağmurlardan bilhassa ova köylerimiz çok büyük etkileniyor. Çünkü su bir yere akmadığı için, zemin düz olduğu için duruyor. Onunla ilgili de şu anda Merkez Köyleri Hizmet Müdürlüğü bilgi olarak araç kiralıyoruz, kamyon kiralıyoruz. Seri şekilde malzeme bakımı yapmakla ilgili. İşte 3-5 gün içinde de o işe başlayacağız. Bilhassa ova köylerinden veya yağmurun altında kalan köylerden başlamak üzere malzeme ile birlikte köylerimizin çamur kısımlarını tespit edeceğiz, düzelteceğiz. Bunlar hep şey çözümler, yani günlük çözümler tabiri caizse. İnşallah esas derdimiz bizim büyükşehirle birlikte bütün bu sorunların tamamen giderilmesi, yolların işte stabilizelerin asfalt olması, asfaltların sıcak asfalt olması, bütün bu işte giderlerin vesaire dere ıslahları. Burada en önemli konulardan birisi de derelerin güzel ıslah edilmesi. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Köylülerin bir müşteri olsunlar. Ekiplerimiz gece gündüz ayakta teyakkuz halinde.